Herkese selamun aleyküm. Yozgat asıllı Kayserili oyuncu kanalına neydi lan? Sürüsünek miydi o? Hepiniz hoş geldiniz gençler. Türkiye Genç Series kuratörüne gelen oyunları oynadığım bu seride serinin kaçıncı bölümü lan? Bir dakika, bir bakmam lazım. Kaçıncı bölümü olduğunu unuttum abi. Lan yanlış yere gittim ben şu an. 8. bölümünde The Last That End korku mu? Tamam, korku oyunu olması lazım ama şuralar pek anlayamadım. Biraz gözükmüyor sanki bende ama. Gençler, gördüğünüz gibi ana menüde 12 FPS alıyoruz. Bir survival modu var, bir de normal oyun modu var. Survival modunu ben oynamayacağım. Mantıklı olan burada new game demek. Kaçta edilen oyun? Steam'de çok pahalı bir oyun değildi ama çok da tutmamış bir oyuna benziyordu. Bir bağımsız yapımcı oyunu her zaman olduğu gibi. Yani bir büyük yapımcı oyunlarından değil. Gençler, yani bir Valve oyunu ya da Electronic Arts oyunu falan değil. Hadi bismillah. Bu ağaç nasıl bir ağaç lan böyle? Dede Korkut galiba işte. Oyunun teması. Biraz sesini kısayım da ödüm portlemesin. Evet, şöyle bakıyorum etrafıma da. Nereye gideceğiz, ne edeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Buraya doğru mu gideceğiz abi? Işığımız yok mu ya bizim? Abi ışıksız oyun mu olur ya? Bu FPS bir dakika. Ben deli olurum bu mouse ayarlarına işte. Controls. Mouse ayarı nerede abi? Aha burada mı? Yok. Şuradan aşağılara in bakayım. Mouse sensitivity. Heh. Bunu düşür abi. Bunu kapat abi. Bunu da kapat. Apple'i de Apple'i. Bunu kapat abi. Bunu resim edin. Heh. Bu FPS şey akıcı daha şey oldu. Birazcık gama ışınlarını arttırsam mı ya? Çünkü çok atmosferik bir oyuna benziyor. Atmosferik oyunlarda beni tırsıttırıyor yani. Çok korku oyunlarını seven bir insan değilimdir. Yani sevenler vardır illaki ama korku oyununu. Gama ışınlarını arttı abi. Zaten ortadaymış lan. Şurayı açsam. Ooo iyi oldu lan. İyi. Ama oyun kasıyor sanki. Kasmıyormuş. Bisiklete binebiliyoruz mu abi? Bisiklete binseydik güzel olurdu da bu atmosfer beni tırsıtıyor gençler. 16 FPS oldu lan. Yani oyunun grafikleri bir kere bir bağımsız yapımcı oyuna göre bakın böyle incelerseniz gençler. Görüyorsunuz bakın yerde su şeyleri var galiba. Damlaları mı var? O yüzden sıra doğru gidemiyoruz mu? Grafik olarak beni şahsen ne desek memnun etti diyebilirim ama FPS'de bir bağımsız yapımcı oyuna göre 15 FPS köşede alsa alt köşede yazıyor gençler. Bu ne abi ya? Dallandıracağınız mı beni ya? Bu ne abi? Oraya varıyorsun. Işıklar kapanıyor.
Sonra Emre niye delirdi? Açsana lan sonuna kadar ha. Evet, bakım daha güzel oldu böyle. Daha grafiği bol. Güzel oyun. Grafik olarak. Optimizasyonu da kulüplerimle birlikte. Ne desek? Vallahi oyunu pek... Telefon mu çalıyor? Telefon çalıyor. Oğlum biz GTA Vice sistemi ya. He, GTA Vice demiyor ki telefon açacağım ben şimdi. Başka açacak yok mu abi? Bir tek biz mi var? Koskoca şey yok. Ben bu kulaklığı takmam abi. Ben bu kulaklığı takmam. Oo. Yanlışlıkla bas döndüm ama güzelmiş karakterin ayakları. Grafikler güzelimsi. Evet. Grafiklerden memnunum gençler. Ulan oğlum. Benim ruhuma karıştı oğlum, o neydi? Öldüreceksen öldür hacı. Niye musluk atıp kaçıyorsun? Ya ben bu oyunu tek başıma oynamayı istemiyorum. Biriyle oynasam daha mantıklı. Evet. Bence de mantıklı yani. Çöpe mi atmışlar be? Biriyle oynamak daha mantıklı gençler. Hele gece şöyle geceleyin. Gündüz olunca biraz daha korkusunu yenebiliyor insan. Keşke korku oyunu seven biri olsa yanımdayım. Ama yok işte. Yukarı kapağı mı lan? Yok çöplükmüş. Yukarı kapağı zannettim. Çiçeğe bu ağaç değişik dalgalanıyor ama FPS'den şöyle söyleyeyim gençler. Çok memnun değilim ama idare eder yani bir önceki videolarıma bakarsanız Russia Battlegrounds'tan daha iyi FPS sağlıyor videoda. Bir de Low'da açtım gençler. Very Low'da değil. Very Low'u da vardı. Grafiklerin. Buna rağmen yani böyle yürüyeceksek büyük sıkıntı abi ya. Sürekli yürüme esaslı bir oyun herhalde. Yani yürüme esaslıysa ne anlamı var bu işte? Gençler. Biraz da sesini dinleyeyim onu. Bir rüzgar sesi var. Bu yerler niye böyle? Ben mi görüyorum iyice? Siz de görebiliyor musunuz? Galiba oyunda şey yüklemesi sıkıntısı oldu. Bu ne lan? Ha, üstümüzde şey varmış. Ama güzel ya. Fena değil. Ama grafik şey hikayesi nedir? Orasını bilemem. Tabi oynamadığım için. Hikayesi belli değil şu an. Hikayesi değişik bir hikayeye benziyor ama. Grafikler dediğim gibi güzelimsi bir bağımsız yapımcı önüne göre de bir bisiklete binip sürsek yani bu bisikleti niye süs olarak koyuyorsun ki abi? Sağ tıklayıp böyle yaratıkların arasından geçsek zombiler neyse artık yaratığın adı güzel olurdu. Bu bir. Yani belki biraz zor ama bu bisikleti oyuna ekleyip sürmek biraz zor ama bir korku oyununda farklılık olurdu en azından. Yani gerçek normalde korku oyunlarında şey var mı ki? Araba sürmek falan. Bir aksiyon olurdu yani. Sadece korku. Sadece korku temalı olmazdı oyun. Bu videoyu kısa tutacağım gençler. Çünkü
Vallahi oyunun atmosferi beni korkuttu şahsen. Her ne kadar 24 yaşında bir insan olsam da yani zombi oyunlarını oynarım. Bakın zombi oyunlarından korkmam ama böyle atmosferli oyunlardan korkarım arkadaşım. Yani atmosfer şurası biraz değişime geldi ama sanki ne yapıyor burada? Kaldırım taşları göbek atıyormuş gibi bir görünüm var burada ama siz de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tabii inşallah görüyorsunuzdur. Birazcık far uyuyalım. Biri mi vardı? Burada biri mi var? Kapıdan giremiyoruz. Keşke girebilseydik. O telefon kulübesini görünce mesela aklıma GTA Vice'de geldi gençler. Sizin de gelmiştir belki. Yani gitmek siz isteyebiliyor olabilirsiniz. Ben de mi istiyorum abi? Abi adam akıllı ses çıkar sen de nasıl açsın ya? Allah aç böyle mi ses çıkar? Tırmanacağım şimdi üstüne göreceğim. Zıplama var mı? Zıplama yok. Vallahi atmosferi beni cezbetti. Yani bir korku oyunu seviyorsanız bence güzel atmosferi var. Grafikler de bir bağımsız yapımcı oyuna göre fena değil. Galiba Dede Korkut hikayesi dediğine göre Türk yapımı olması lazım. Gördüğüm kadarıyla. Türk yapımı olsa bile Türkçe dil desteği yok. Bir kere bu bir eksi abi. Yani Türkçe dil desteğinden kastım şu ana menünün ve hikayenin alt yazılı Türkçe desteği olması lazım. Kafan yazılıyor. Grafikler güzel ya. Yani bir bu neydi lan? Burada ne var abi? Heykel mi var orada? Allah. Vallahi atmosferi bir korku oyunu seven için güzele benziyor. Yani keşke bir korku oyunu seven bir şey tanıdığımız olsa ya. Ya tanıdıktan kastım yani. Akraba, kuzen, işte ne bileyim arkadaş. Bunlar olsaydı burada delik mi var? Şu ağaçların sesinden neyse ya. Abi gitmek istiyorum ama tırsıyorum bir yandan da. Yani oyunda keşke daha önceden de oynayıp da görseydim dediğim bir yer ya. Ama bir kişi olması lazım en azından. Çünkü kuzen işte ne bileyim işte arkadaş. Grafikleri güzel ya oyunun da sallanıyor mu lan o? Ana sallanıyor mu? Ağaç mı sallanıyor ben mi sallanıyorum? Karakter sallanıyor gençler. Karakter sallanıyor korkudan galiba. Bu güzel bir ayrıntı gibi sanki. Abi bir insan imdadı yok mu ya? Yok kulakları çıkarıyorum ben. Tamam. Korkunun etkili kısmı nedir gençler biliyor musunuz? Korkunun etkili kısmı sestir. Yani hikayeyi anlayabilsek bak kedi güzel bir ayrıntı olmuş. Bunlar ne? Çöplük. Poşeti çöpe atmışlar la. Oğlum poşetler paralı oldu oğlum. Nasıl çöpe atıyormuş? Burada kargaları var. Karga karga kalk dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala. Bu karga ne bu dala? Diye bir tekelleme vardı neydi? Onlar niye öyle tükülüyor ya? Abi elimizde silah yok. Bir kere bu beni korkutan en büyük etken. Bir korku oyununda kendini çaresiz hissediyorsan bu zaten korkuyu tavan yaptırıyor gençler. Bu bir. Yani silah yok. Elimde silah var mı? Bakayım. Bakayım. Hakikaten yok ya. Kargalar uçsanıza lan. Evet uçtular. Korkuttuk kargaları. Burada ne var abi? Ha, küçük bir lamba varmış ama. Abi bak.
oyunun atmosferi çok sıkıntılı bir atmosfer. Tamam. O kapı niye kırmızı bir kere? Her şeyi sorgulayıcı bir şekilde geliyor ama bu ne? Bunlar çöplük mü? Buradan sağ mı dönünce direkt gidemiyoruz herhalde. Sağa döneceğiz. Döndüm sağa. Orada bir şey var. Işık gibi bir şey var ama. Abi bu ne ya? Korku oyunu. Korku da korku oyunu. Bundan ne böyle ha, şeymiş. Abi ben oraya gidersem ödüm bokuma karışacak. Bunu biliyorum. O yüzden gitmiyorum, burada sohbet edeceğim size gençler. Evet. Bakın grafikler güzel. Yani bir bağımsız yapımcı oyununa göre, bir indie oyununa göre bence güzel abi. Tamam mı? Atmosfer kısmı gerçekten başarılı. Bir bağımsız yapımcı oyununa göre. Çünkü insanı korkutmaya sadece atmosfer yetiyor yani. Baksana atmosfer abi. Böyle bir atmosfer var mı ya? Korku oyunu. Tam korku oyunu yani. Bakayım var mı abi? Neyin lan? Yani gitmeye tırsıyorum gençler ya. Acaba gitmesem mi diyorum yani de. Burada bir beyazlık vardı. O beyazlık kayboldu. Bakın buradan gözüküyor. Bakın buradan kayboluyor gençler. Gördünüz mü? Gördünüz mü gençler? Bakın sağ tarafa geçince görünüyor. Sol tarafa geçince kayboluyor beyaz nokta. Allah Allah. Abi böyle şeyler yapmayın ya. Psikolojik sorunlarınız mı var? Psikolojik sorunlarınız varsa açın bir tane diyeceğim de boşver. Yani açın diye geliştiriciye sesleniyorum buradan. Çin'deki kötülükleri korku oyunlarıyla atamazsın arkadaşım. Çok değişik bir cümle oldu ama. Abi çok sıkıntılı bir oyun ya hakikaten. Tam korku oyunu yani. Bağımsız yapımcına oyunu. Karakterin sallanması bile ne var. Baksana karakter sallanıyor. Ben fareyi oynatmıyorum gençler. Karakter kendi sallanıyor böyle. Evet. Bu videoyu 20 dakika yapacağım gençler. 3 dakikada size muhabbet edeceğim. Oyunun atmosferi genel itibarıyla bu oyunun devamını çeker miyim? %99,9 çekmem. Mutfaktan sesler geliyor. Kimse yok evde ama. Bakın böyle şeyler yapmayın. Bir de korku oyunu oynuyorum. Lanet olsun ya. Bakmadan gideyim mi ya? Videoda sonradan bakarım. Nasıl fikir? Şöyle yapacağım. Değişik bir fantezi oldu. Evet. En azından korkmadık karakterin çıkışından gençler. Karakteri gördük. Karakter değişik bir karakter. Oo, dokunmadan şey yapıyor. Ne onun adı? Ana tipe bak. Şeye benziyor lan. Kime benziyor isim? Famous Apostle de Korkut was written in century. Biraz anlar gibi oldum. Oyun Azerbaycan'da geçiyor gençler. Dede Korkut şeysi ne desek temalı Dede Korkut hikayeleri Azerbaycan kökenliydi değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum gençler. Dede Korkut hikayeleri. Evet Dede Azerbaycanlılar yapmış evet. Büyük yani büyük derken yüksek sistemde nasıl görünür grafikler orasını bilmiyorum işte. Ama şu an benim bilgisayarımda gerçekten güzel grafikleri var. Yani oyunu güzel yansıtmışlar çünkü grafiklerle. Grafiklere geçer puan veririm bir bağımsız yapımcı oyununa göre. Artık kapıdan gir artık. Bu mu yani? Bitti mi oyun? Ana.
Asılan. Yok oğlum, bitmez. Evet. Gördüğünüz gibi bir ne diyeyim abi? Kaygan ana kaygan zemin şişti valla. Çanağı kırabilirsiniz diyor. Dikkat edin diyor. Bir hastane değil. Abi nasılsın, iyi misin? Şişt, nasılsın abi? Bıyıklar ne yapıyor öyle? Biraz tıraş ol git de. Koskoca güvenlik kurabilirsin bir de ya, git ya. Find the konferans odası diyor. Peki. Sağ taraftan mı sol taraf mı? Bakın burada bir saat var. Guguklu saat mi? Galiba guguksuz saat. Evet. Find konferans room diye buradan gitmemiz gerekiyor ama şuradan mı gideceğiz? Evet. FPS konusunda fena değil. Yani burası mı konferans odası? Yo, burası göz atma şey, gözleme odası. Bu ne böyle lan? Dünya var. Abi oyun değişik bir oyun ya. Şuradan sağ mı çarkacağımız sık? Direkt gitsek ne oluyor peki? Abi bir kişi olsa yanımda olmuyor mu ya? Ya böyle bir şey olamaz. Şuralara falan giremiyoruz. Sarayı kapatmışlar. Yangın söndürücü. Hani ayrıntılar güzel. Ayrıntılara göz atıyoruz gençler. Şurada. Çiçeği de fena modellememiş arkadaş. Azerbaycan arkadaşımız. Azerbaycanlı arkadaşımız. Bu çiçek bakın, burada bir bug buldum. İşte siyah gözüküyor burada. Burada düz gözüküyor. Görüyor musunuz? Oyunun bir hatasını keşfettik. Bu büyük bir hata değil tabii. Düzeltilebilir bir hata. Burada ne var abi? Kitaplar var. Bir dünya var. Orada da bir dünya var. Dünyayı yedik. Buradan sağa çarkamıyoruz. Peki, düz gideceğiz. Şuradan mı döneceğiz? Peki. Dünya şey, Azerbaycan haritası mı? Azerbaycan haritası lan. Hana, Azerbaycan haritası. Bildiğin Azerbaycan haritası lan. Azerbaycan Republikası. Buradan dönemiyorsak nereden dönecek? Düz mü gidecek? Tövbe tövbe. Abi değişik değişik fantaziler yapmış geliştirici. Azerbaycan bayrağı var. Kitaplar ne kitabı abi? Onlara göz atalım bir dakika. Zıplıyor mu? Zıplasana. Gerçi Hitman gibi bir karakter herhalde. Zıplayamıyor. Zıplama. Yok, zıplama yeteneği yok adam. Abi bu nasıl bir oyun şey kitap ya? Ne kitabı bunlar? Yazmıyor ki. Ne? Hua mı? Hua yazıyor. Hua ne demek lan? Yeşil bir kitap var abi. Yani kitapların ne kitabı olduğunu anlayamadım abi. Bunlar ansiklopedi kitabına benziyor. Bunlara geç. Burada ne var? Şurada bir kitap var. Büyük bir kitap. Evet. Oyunun devamını vallahi çek 8 like ve üstü gelirse çekerim ama tek başıma çekmem gençler. Bunu buradan belirteyim yani. Bir kuzen muzen arkadaş bulabilirsem yanıma, o zaman çekerim. Aksi takdirde bu oyunun devamını çekmem. Eğer bu videoya 8 like gelirse tabii. Orası da kapalı abi, biz nereden gireceğiz? Allah Allah. Başımıza taş yağacak. Abi buradan girecek dedik. Burası kapalı. Şuradan galiba yol yok. Kapılar kapalı oluyor genellikle. Kapılar kapalı, nasıl bir cümle. Sabahın 2.30. Şu an saat 5.30. Yani böyle şeyler gerek yok. Daha oradan girdik. Burası kapalı. Sol taraftan dönmemiz lazım. Çünkü yol oraya gösteriyor. Yani hedef orası. 16 metre diyor. Gördünüz mü? 15 diyor. Abi burası da kapalı. Biz nereden geleceğiz?
Hı? Nereden gireceğiz biz abi? Güvenlik odasından mı gireceğiz? Güvenlik cam çarp. Bize yolu göster ya. Önümüze geç, bize yolu göster. High Five'da göster yollardı yolu. Önden gidiyordu. Katay İlyasov. Katay mı? O Okay. Oktay. Nasıl telaffuz ediliyor lan Azerbaycan'da? Onu bilmiyorum ama bu yol değil gençler. Yani yolumuz yol değil. Bu yoldan gidemiyoruz bak. Yani şuradan yol yok zaten. Oradan geldik zaten. Buradan yol yok. Kaygan zemin tabelası koymuşlar. Burası da zaten kendi kapalı. Buradan gittik. Burası da kapalıydı. Yani kapalıydı. Bir daha gidek istiyorsanız. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir korku oyununa göre gerçekten güzel yapılmış. Bakın burası da kapalı. Biz nereden gideceğiz? Kuş olup uçacak mıyız abi? Bu nasıl iş? Hı? Oo, duvara halı sermişler. Türk geleneklerinden biri. Evet. Yani oyuna geçer puan verir miyim? Yani 10 üzerinden 7 nokta kaç veririz? 7,6 verir miyiz? 7 mi veririz? Abi nereden gireceğimizi bilmiyoruz ki şu an. Yani oradan gidiyoruz, orası kapalı. Buradan gidiyoruz, burası kapalı. Oradan gidiyoruz, orası kapalı. Biz ne yapak yani? Buradan geçebiliyoruz mu abi? Geçemiyoruz. Yok abi yok. İmkansız ya. Biz nereden gideceğiz abi o zaman? Döndük, ulaştık. Geldik Kürkçü dükkanına. Evet. Şşt, bize yolu göster. Low. Alo. Şşt, burada mısın? Bize bakmıyor gençler. Normalde yapay zeka olsa bize bakardı. Bakın bize bak. Bunu da öğrendik. Eğer bu videonun devamını, oyunun devamını istiyorsanız like atın gençler. Yani en az 8 ve üstü like'a ne yaparız? Oyunun devamını çekmeye çalışırız. Yani ayrı bir seri olarak tabii kuratörüme gelen oyunlar serisinde değil. Ayrı bir seri olarak ikinci bölümden devam etmek üzere oyunu devam ettiririm. Ama bir kişi bulursam yanıma. Yani korku oyunlarından en azından merak eden, korku oyunlarını merak eden en azından bayılmasa bile merak eden bir arkadaşı bulursak ya da kuzen, müzen, akraba artık kim olursa bulursak ve bu videoya 8 like gelirse bu oyunun devamı gelir. Bunu buradan bir belirteyim. Yani altına bir çizdim. Tamam mı? Bunun dışında bu oyuna puan veriyoruz. Grafikler 7,8. Tamam mı? 10 üzerinden 7,8'i veriyorum grafiklere. Optimizasyona kaç verelim? Optimizasyonu da fena değil. 7,3 yardım gitti. Bunları tabii aklımda tutamayabilirim ya da puanlar yazılı inceleme yazdığım zaman değişiklik gösterirse şaşırmayın gençler. Yani buradan belirteyim. Çünkü yol bulamadık yani. Bulmacaya da benziyor galiba. Bulmaca da mı var abi? Bulmaca da varsa çok memnun kalırım. Hakikaten. Ayaklarımızın gözükmesi güzel bir ayrıntı. Bu konuda CSGO'dan önde bir oyun. Allah'ım ya Rabbim ya. CSGO'dan önde bir oyun. Yani bakıyorum ayaklarım güzel. Bağırıyor. Ama adamların ayakları niye bu kadar ince? İnce lan bu adamın ayakları. Biraz kalın olması gerekmiyor mu? Adamın boyu kaç metre ki? Yani şuradan hesabı boyu ölçüştürürsek gençler şu hiza galiba bir 69, 1,70 yani benim gerçek hayattaki boylarımdan aynı gibi bir şey. Yani gördüğüm kadarıyla ama 1,70 adamın bacakları da böyle incecik olacak diye bir kaydı yok tabi. Bunu geliştirici kendi yapmış. Abi
Ya yolu göster ya. Hadi ya yolu göster. Ya. Bulamadık yolu. Her yer kapalı. Kapıyı açabiliyoruz mu? Açtık lan. Ana. İnsan der. Burası closed. Peki buraya geldik. Burası açık mı? Burası açılmıyormuş. Aa, bunu keşfettiğimiz güzel oldu ha. Ne odası burası? Uncountant. Uncountant ne demek lan? Uncountant. İngilizce telaffuzuyla. Oo. Böyle tek tek açarak mı gideceğiz? Press for Eliminated Project. Böyle yapıyorum ki korku yaratığı falan varsa onu bertaraf etmek için gençler. Burada ne kitabı var? Azerbaycan tarihi. Peki. Kapıyı açabiliyoruz. Güzel bir ayrıntı bu. Ya da odanın kapısı açılmıyordu büyük bir ihtimal tabi. Burada kapıyı açarak mı gideceğiz? Bakayım şurada kapı açılabiliyor mu? Güzel. Güzel. Bunlar güzel. Bunlar güzel ayrıntılar. Optimizasyona puan verdik. Grafiklere puan verdik. Sese puan verirsek. Bakıyorum sese. Bir dakika. Bir bakayım abi. Ses de güzel. Ses de güzel abi. Sesleri de 7,5 verdim. Tamam mı? 7,5. 7,3. 7,8. Fizik ve dinamiğe kaç puan veririz? 7,6 veririz ona da. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Biri telefonu açsın. Şurada çalıyor bir dakika. Bilgisayar laboratuvarı. Vay, güzel. Burası neymiş? Destek odası. Sunucu odası. Yani Allah belasını versin. Russia Battlegrounds'tan çok daha iyi bir oyuna benziyor. Bir bağımsız yapımcı oyununa göre. Onun dışında neyi, fizik ve dinamiğine de puan verdik mi? Biz 7,5 mu verdik? Karakter sallanıyor. Deprem oluyormuş gibi. Encountered. Asistan gibi bir şey mi? Ne ki Encounter? Aha telefon. Puan verdik mi abi biz? 7,5, 7,3, 7,8, 7,6. Değil mi? Ortalama 7,5. Yani 7,55 gibi bir puana sahip benim için gençler oyun. Bir korku oyununa göre gerçekten güzel. Fena değil. İnsanda bir merak uyandırmıyor değil mi? Bu Douglas Closet ses efektini vermezsen güzel olur kardeşim. Sesim geliyor mu? Abicim sen yollar göstersene biz niye bu kapıları açıp açıp gidiyoruz ki ya? Neden koridorları kapatmışsınız. Böyle iş olmaz abi ya. Şimdi yabancı birinin önemli birinin odasına gireceğiz. Al hayrını gör olacak ondan sonra. Anlatabiliyor muyum abi? Alo. Anlamıyorum. Kamera mı var burada? Vay, güzelmiş. Kamera güzel modellenmiş. Modellemeleri güzel abi ya. 1,55 verdik puanı olarak. Hikayesi oynadıkça gelişecektir gençler. Hikayesi pek bir puana ihtiyaç ne? Hikayesi konusunda fena bir iş çıkarmamış. 8 veririz hikayesine de. 10 üzerinden 8 puan. Yani işte fena bir oyuna benzemiyor. Bir bağımsız yapımcı oyuna göre. Korku oyunu seven için fiyatına da bakayım mı abi? Oyunun fiyatını karşılaştırmamız lazım. Çünkü oyunun fiyatını
karşılaştırmazsak ileride sıkıntı çıkarabilirler. Kaç lira normal fiyatı? Bize beleş geliyor oyun tabi de. Size bir yürüyorum. Ha şeymiş, oraya geç. Mağaza diyoruz. Katalog diyoruz. Telefondan bakıyorum. Buradan da bakabiliriz aslında. Buradan bakayım mı? Neyse, şuradan bakarım ya. Şimdi sizi yormayayım. Hem de oyundan çıkmamış olurum. Tamam lan, kapalıysa kapalı. Beni değerlendirme ha. Ben beğendim oyunu gençler. Yani çok beğendim. Ağam şu an bir oyuna benzemiyor yani. O müthiş beğendim. Her gün bunu oynarım diyeceğim bir oyuna benzemiyor. Ama lan oğlum, arama yeri nerede ya? Salt. Vay, salt sesi bile var lan oyunda. Oha, oha, hakikaten oha. Bu arada bugün benim doğum günüm. Bunu da buradan belirteyim. Doğum günü sebebiyle çekiyorum. Bir iki tane daha video çekeceğim. Bundan sonra. Nequiver ne ya? Nequiver neden çıktı ya? Exchange. Bağımsız yapımcı oyunu. Türk yapımı bir oyun. FPS oyunu. Evet. Şu kapıları açmayı merak ettim ya. Şu açacağım daha cam. Kapı kapalıysa biz şuradan mı gideceğiz? Buradan gidemeyiz çünkü odalar bu tarafa açılıyor. Buradan da gidemeyiz. Odalar bu tarafa açılıyor. Bu açtığımız odadan desem alakası yok. Bir tek bu kapı açıldı abi. Bu kapı kapalı. Anahtar falan mı isteyecek acaba? Şurası da mı açık? Açılabiliyor. 45 dakikaya tamamlamaya çalışıyorum gençler. O yüzden biraz saçmalarsam kusura bakmayın. Saçmalamasyon yapabilirim yani. Bu konuda gerçekten çoğu insanla yarışırım saçmalama konusunda. Çalabiliyor muyum? Kapalı. Abi bu ne ya? Tek tek bütün kapılara bakacak mı biz şimdi böyle? Baş kapıyı bezegenci başı yani. Ne? Şurası güzelmiş ha. Şu salon güzelmiş abi. Yani burada tam yemek yersin bakın. Dede Korkut hikayeleri kitabı. Dedem Korkut. O Azerbaycan kökenli miymiş lan? Benim göz duydum ya. Abi Gabriel ne ya? Galiba yukarı katta, gördüğüm kadarıyla 10 metre ilerisinde yukarı katta. Peki abi. Güneş gözüme mi vuruyor şurada? Bir dakika. Ana. Güneş gözümüze vuruyor lan. Biraz şuradan bir yerden mi? Aha, buradan. Abi bu ne ya? Kovboy muyuz? Nasıl ses ya? Bunlar ne? Kahveler. Kahveleri bırakıp kaçmışlar lan herifler. Bizi yollamışlar herhalde. Yaratığa bakmak için. Aha. Galiba buradan gideceğiz gençler. Büyük bir ihtimal buradan gideceğiz. Çünkü diğer kapıda başka kapı yok. Açtığımız şuradaki kapıda. Buradaki kapılarda galiba bu tarafa doğru gidiyor. O yüzden kapılar da açılsa bile önemli değil. O yüzden o kapı önemli. Şu an. Gördüğüm kadarıyla. Bunun dışında oyun kaç lira diye bakmıştık ama unuttuk. Uf. Daha fazlasını gör diyelim. Bir dakika. Kablo şeyin altında kalmış. Ara kısmına araban metni. Neydi oyunun adı? The
Last Bet Ant Ara. 15,5 liraymış gençler. İncelemelerine de bakayım bir dakika. Çoğunlukla olumlu diyor. Kim 5 kişi inceleme yazmış oyuna şu an gençler. Bu da çoğunlukla olumluymuş. %70 civarı inceleme almış. Benim dediğim gibi. Türkçe dil desteği ya da Azerbaycan dil desteği. Çünkü Azeri bir arkadaş yapmış. O yüzden gençler konu geldi ya vallahi. Neymiş? By Playfield Competition 4. place in Best Game kategoriymiş. As Dimension diye bir geliştirici yapmış oyunu. Türkçe arayüz seslendirme dil desteği Allah Allah. Türkçe dil desteği var yazıyor mu? Ben Türkçesini indirmedim mi? İngilizcesini mi indirdim? Azerbaycanca Türkçe ha. Apple'i. Heh, işte bu ya. İşte bu abi ya. Şimdi burada Türkçe yazıyor bir şeyler. Aha, bu kapı kapalıdır. Yazılara güzel oldu. Güzel oldu. Güzel güzel. Şunları niye İngilizce peki? Bunları Türkçe çevirip yeni şey oyuna tekrar girsek Türkçe olur mu? Burada ne yazıyor? Gözükmüyor ama şeyin karakterin yazısı isminin altında ne yazıyor? Kalem ve kağıt var. Onu imzalamışız galiba. Evet gençler. Bir ne oyunu desek? 15,5 liraya indirime de girer herhalde ya. Allah'tan Türkçe dil desteğini gördüm ha. Yoksa Türk İngilizce olarak oynardım ben bunu. Azerbaycanca da vardı galiba. İngilizce de var. Rusça da varmış. Ve İngilizcenin seslendirme desteği varmış gençler. Onun dışında da başka bir şey yokmuş yani. Bu yönden güzel bir şey. Ben oyuna geçer puan veririm işte. Bunu buradan belirteyim yani. Bir bağımsız yapımcı oyununa göre. Çok iyi. Çok iyi demeyelim de iyi oyun diyelim. Yani ortalamanın yani orta seviyenin biraz üstünde diyebileceğimiz bir oyun bence. Kapıyı açmak istiyorum ama merak edin gençler. Şayet gelecek bölümü çekersem ikinci bölümü yani bu oyunun devamını çekersem bu kapıyı açarız. Bunu da buradan belirteyim. Onun dışında şuralardan bir yerlerden abi kapı daha varmış burada. İki tane kapı varmış. Bu kapıları görünce aklıma direkt benim Resident Evil geliyor. Resident Evil'ın yine bir mantığı var ya. Korkusunun şeysi var ya. Onun adı. Yaratık konulu yani. En azından yaratıklar var Resident Evil'da. Yani. En azından. Bunda değişik değişik yaratık. Bu sütuna kim önüme koydu böyle? Kocaman sütun koymuştuk. Şu dünya haritasında Türkiye'yi bulabiliyoruz mu abi? Dünyayı ters mi döndürmüşler? Yok. Şurası İsveç, İskandinavya. Şurada bak. Türkiye şurada bak. Bak şurada bir yerlerde bak. Bak Hazar Denizi orada gördünüz mü? Bak oralarda bir yerlerde Türkiye var. İran'a gözüküyor zaten. Grönland. Amerika kıtası. Büyük Okyanus. Falan filan. Grafikler daha güzeldir. Eğer
şeyde oynasaydık, yüksek grafiklerde oynasaydık, ama yüksek grafiklerde benim oyunum kaldıracağını çok iyi zannetmiyorum. Şuraya bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz. Sadece ışık vuruyor çünkü. Işık yüzmeleri güzel yapılmış bu arada. Şurada bir arada dursam. Evet. Bence güzel. Yani korku oyunu seviyorsanız abi, tamam mı? Ve yeni bir macera arıyorsanız alın size oyunu. Tamam, 15,5 liraya. İndirime de girer büyük bir ihtimal. Kaç liraya düşeceğini tahmin bilmiyorum. Ama en azından bir 5 liraya falan düşer herhalde tahminime göre. İndirimleri bekleyin tabii, her oyunda olduğu gibi. Bu oyunda sadece bu oyun özel değil. Tüm oyunlarda indirimleri bekleyin derim. %50 indirim olursa çok iyi olur. 15,5'un yarısı kaç? 15'in yarısı 7,5. 7,75 mi? 15,5. Öyle bir şey herhalde ya. Tam hesaplayamadım şu anda, matematiğim de oldu. Şimdi çok konuştum, 45 dakikada konuşuyorum. Kartlar var mı abi? Bir dakika. Kart, mart, çart, curt var mı? Steam başarımları varmış gençler. Oyun kumandası desteği varmış. Onun dışında da başka bir şeyi yokmuş gençler. Kartlar olsaydı Steam koleksiyon kartları güzel olurdu bak. 16 yaş üzeri diyor. Oyun için. Evet. Yani gördüğünüz gibi bir hastane gibi bir yer. Hadi patates geldi, taze et sesini duyduysanız. Şu vantilatörü aşağı biraz serinleyeyim. En azından bir şöyle bir. Bu ne? Klima mı? Ben bunu şey zannettim. Petek zannettim ama. Tarih 2012. Aralığın kaçı bugün? 18 mi? Evet, 17'ye kadar işaretlenmiş gördüğünüz gibi. 25'ini işaretlemişler. 31'i ne de bekliyorlarmış galiba. Yangın tehlikesizliği hakkında. Ahalinin nezarihine. Nasıl okunuyor lan bu? Ben okumayı bilmiyorum ama telaffuz edebildiğim kadar telaffuz edeceğim. Neymiş? Ne bayramı? Nevruz bayramı şenliklerinde yangın. Tali ne bileyim bir şeyler unutmayın diyor. 112. Güzel ayrıntılar bunlar bak. Beğendim. Azerbaycan'ın haritası doğru mu acaba? Onu da bilmiyoruz ki yani. Şuradan. Galiba doğrudur. Tahminimce. Bildiğim kadarıyla. Yani şu bölgelere nasıl ayrılıyor bilmiyorum Azerbaycan'ın da Azerbaycan sınırlarını biliyoruz tabi. Bunun dışında diyecek başka bir şeyim yok gençler. Bundan sonra dediğim gibi Exchange adlı oyun gelecek. Modu da varmış. Az önce kurmuştuk zaten oyunun girişinde. Bunun dışında diyecek bir şeyim var mı? Yok gençler, oyunun yani bir Russia Battlegrounds'tan çok daha iyi olduğu belli. Yani o FPS'ler neydi o Russia Battlegrounds'taki, Allah belasını versin. Bunun dışında şu fotoğrafa bakmak istiyorum resmen.
Ne fotoğrafı o abi? 50 dakika olmuş videoya gireli bu arada. O ne orada? Ne fotoğrafı o? Ha? Resim mi var? Resimmiş lan, o fotoğraf değil ki. Bakın burada da resim var. Bunlar güzel ayrıntılar da işte ne resim olduğunu bilmiyoruz. Keşke bilseydik. Aynı resim değil mi lan o? He. Adam aynı resmi koymuş da oradaki resim. Resmin aynısını buraya koymuş. Görsel hafızam iyidir gençler bu arada. Yani gördüğümü aklımda kaldıysa onu unutmam mesela. Bunların ne fotoğrafı işte resmi bilmiyorum ama en azından bir gezelim dedik yani şey burayı gezdik de. Videonun yararlı olduğunu düşünüyorum. Oyun hakkında biraz bilgilenmişsinizdir en azından. Hiç bilginiz yoksa bile. Yani bilgisi olanlar da doğmuştur. Bir de benden görmüştür oyunu. Yani benim bakış açımdan görmüştür diyelim. Bunun dışında dediğim gibi bundan sonra Exchange oyunu gelecek. Onun dışında abi ne diyelim? Ondan sonra da şey gelecek. 3 videoyu ardı ardına çekmeyi düşünüyorum. Nerede o? Şey, not defteri şey uygulaması. Dodo God Mighty Trio oyunu gelecek. Exchange'den sonra hemen sonra. Yani ardı ardına yükledim ben bu oyunları. 3 oyunu. Bugün doğum günüm de yani 7'sini de yüklemeyi düşünüyorum. Bugün 5'i. Ağustos'un 5'i 7'sinde 3 oyunun videosunu yüklemeyi düşünüyorum. Bunun dışında bu kadar herhalde. Başka bir şeyim yok gençler. Dediğim gibi bu şey olduğu için ayda bir video gelecekti ama o eski video gelene kaç hafta olmuş ona bir bakayım. Bayağı oldu ya, bir aydan geçti herhalde. 12, 11, 10. 8, 9, 10. Heh, 3. Tam vaktinde çekiyorum lan videoları. İlginç. Gençler. Gençler kelimesini ne kadar çok kullandım ben de. 13. Hemen sonra bekle yani bu videodan yüklendikten sonra hemen sonra Exchange oyununu yüklerim. Video olarak tabi. Yüklerim derken yani. Bilgisayara yüklerim demiyorum. Oyunu video olarak yüklerim YouTube kanalına, bu kanala. Ondan sonra da dediğim gibi Mighty Trio neydi oyunun adı lan? Oyunun adı neydi abi? Bunu bir daha bakacağım. Oğlum burası değil ya. Buraya değil. Buraya girmeyeceğim. Lan oraya da çıkmayacağım ya. Dobrogut kat kod değil. Kod değil. Kod kat diye telaffuz ediliyor İngilizce'de. Mighty Trio oyununu yüklerim. Dark Fantasy 2 Jigsaw Puzzle'ı 11. bölümde çekeceğiz ama ona bir bakmam lazım. Şey içeriği ne onun adı? Cinsel içerik içeriyorsa çekmem. Dark Fantasy 2 ama içermiyorsa çekerim oyunu. Ondan sonra da zaten Pax Romania Romulus oyunu geliyor. 12. bölüm. 13. bölüm Date Fright tarihi yazmak Türk oyunu geliyor. 14. bölümde Black Desert Türkiye Ant ve Mena oyunu geliyor. Gang Pro Tycoon geliyor 15. bölümde. 16. bölümde Zig Survival geliyor. 17. bölümde Frigos Inferos oyunu geliyor. 18. bölümde Hunt to Totes in the Light. O da korku oyunu diyebiliyorum. 19. bölümde de Invasion Türk yapımı bir ekip. Türk yapımı bir Türk yapımı bir oyun. Türk top bir kitle tarafından yapılan bir oyun. 20. bölümde Exploding
Exploding Babies oyunu gelecek gençler. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek. Şu FPS. Ayaklar güzelmiş. Ayaklar güzel ayrıydı. Aklıma şey geldi bu ayakları görünce ya. Kına Sakal TV'deki şey. Oyun çektiğim video var ya. Seri var ya. Mirror's Edge. O geldi aklıma. Evet. Şuraya oturabilsek güzel olurdu mesela şurada. Bu taburelerle çok haşir neşir olan insanlar var. Ben de çok gördüm bu tabureleri. Hastane taburesi gibi bir şey bunlar. Ne ki ya? Bunlara oturabilseydik. Bir dost size hikaye anlatırdım. Neyse gençler. Çok Çin'e çoğalttım biliyorum. Yani bayağı Çin'e çoğalttım. O da Çin'e çoğalttım ki o da Çin'e çoğaltılamazdı. Abi. Sakal bırak sakal. O bıyık sana yakışmamış. Bunu da dedim kurtuldum. Oh be. Diyeceklerim bu kadar gençler benim. Oyun bence kötü bir oyun değil. Yani iğrenç diyeceğim bir oyun değil. Yani korku oyunu seviyorsanız yeni bir macera arıyorsanız yani şöyle diyenler olabilir. Resident Evil, Outlast, başka ne vardı abi? Başka hangi korku oyunu vardı? Yani iki büyük oyundan sıkıldıysanız yeni bir oyun arıyorsanız bir de bağımsız yapımcı oyun olsun diyorsanız 15 liraya bu oyun var. Steam'de satılıyor. Birazcık reklama kaçtı ama. Geliştirici senden bunun parasını alırım ha. Beni şey yapma. Reklam yapıyoruz. Parasını verir. Ne var ki? Allah bilgisayarımız yok zaten. Ben görüyorum grafikleri. Geliştirici bize el uzat ya. Zenginsindir sen şimdi. Gerçi 25 kişi inceleme yazmış. Benden daha fakirdir lan. Daha şeydir. Düşük bütçesidir. Benim 2000 takipçim var ama kuratör sayfamda. Para kazanmıyorum ama yani 2000 takipçim var yani. Allah razı olsun kendilerinden. Abi bir şeyler anlat da niye ki ya? Neyse. Bir dakika lan. Bir şey fark ettim ben işte. Gözlerine şey çekmiş lan. Ne onun adı? Sürme mi onun adı? Ne oluyor? Rimel mi oluyor? Ne oluyor onun adı? Rimel mi oluyor? Sürme mi oluyor? Neyse artık işte. Makyaj malzemelerini bilmiyoruz o kadar. Diyeceklerim bu kadar gençler. 57 dakika oldu. Eğer başınızı ağrıttıysam kusura da bakmayın. Dediğim gibi gelecek oyunları da söyledim. Ondan sonra da gelecek oyunlar yeni gelen oyunlara ondan sonraki sıralamayı da koyarım. Ondan sonra da şey gelecek zaten gençler. Kına Sakal hesabımdaki kuratörüme gelen oyunlar. Ondan sonra da Yozgat asıllı Kayserili oyuncu hesabımdaki kuratörüme gelen oyunlar. Ondan sonra da FIFA Online 3 Türkiye Genç Series hesabımdaki Steam hesaplarımdaki kuratörüme gelen oyunları çekmeyi düşünüyorum. Bunu da buradan belirteyim. Yani bayağı bir oyunumuz var abi. O konuda hiç şeyiniz olmasın. Yani korkunuz olmasın. Bayağı bir oyunumuz var. En az 30 tane ya 40 tane oyunumuz vardır herhalde. Çekeceğim. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok gençler. Michael Jackson dansı yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Şuraya iki sokum otursam diyeceğim. Şöyle sırtıma yaslayayım en azından. Heh. Diyeceklerim bu kadar gençler. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atın. En az 8 ve üstü like yani 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve daha fazlasına bu serinin devamı gelir. Ama bir arkadaş ya da bir kuzen ya da bir akraba yani cesaretini toplayan bir akrabam olursa çekeriz bu oyunun devamını. Şayet 8 like de gelmesi lazım tabi. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek kuratörüme gelen oyunlar serimizin 9. bölümünde yani Exchange oyununda Türk yapımı FPS oyununda görüşürüz. Abi deprem oluyormuş gibi sallanıyor bu karakter. Niye böyle? Sallanmasana. Sallanmasana oğlum. Ben böyle yaptığım zaman sallanmıyor.
FPS düşüyor mu? Yok, düşmüyor. Fazla düşmüyor. 12 FPS'ye düşüyor en az. Hadi Allah'a emanet olun. Tekrardan kendinizden mukayyet olun dediğim videolarda 20 bölümüne 20. bölüme kadar saydığım videolarda görüşürüz. Ayrıca 20. bölüme kadar yani gerçi bütün kuratörüm ve gelen oyunlar serisinde gençler. Şunu buradan belirteyim. En az 8 like gelirse bir videoya o oyunun devamı gelir seri olarak. En az 8 like yani. Amacım o gençler. Planım, isteğim o yani. Bir seri oyunun devamını çekmem için. Bunu da buradan tekrardan belirteyim. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Bilecek. Kuratörüme gelen oyunlar serimizin 13. 13. ne lan? 9. bölümünde Exchange oyununda ve 10. bölümünde Doodle Gods Mighty Tree oyununda görüşürüz. Hadi gittim ben gençler. Gittim ben hadi. Her an gidebilirim bak sonuna gittin diye üzülme. 4, uç, 2, 1.